68. Üçüncü cilt, 39. mektup. Bu mektup Mevlana Muhammed Sadık Keşmiriye yazılmıştır. Tasavvufçuların ilmül yakin bilgisiyle eski Yunan felsefecilerinin ilmül yakin bilgisi arasındaki farkı açıklamaktadır. Allahü Teala'ya hamd olsun. Onun seçtiği, sevdiği kullarına selam olsun. Tasavvufçulara göre ilmül yakin demek eserden müessiri yani işi görerek bunu yapanı anlamaktır. Eski Yunan felsefecileri de yani her şeyi akliyle anlayıp beğenmek yolunda olanlar da böyle söylüyorlar. Bu ikisi arasında ne fark vardır? Tasavvufçuların ilmül yakinleri niçin keşf ve şuhud ile olmaktadır? Tasavvufçu olmayan din alimlerinin ilmü'l yakinleri ise niçin felsefecilerin anladığı gibidir Bunları kısaca bildirelim Her iki ilmü'l yakinde de eseri işi görmek lazımdır Görünmeyen müessire eserden yol bulunur Eserden müessire insanı götüren yol bu ikisi arasında olan bağlantıdır Tasavvufçuların İlmül yakîninde bu bağlantı da keşf ve şuhud ile belli olmaktadır. Din alimlerinin ve felsefecilerin ilmül yakîninde ise bu bağlantı akl ile düşünerek, inceleyerek anlaşılmaktadır. Bundan dolayı tasavvufçuların eserden müessiri anlamaları hadsidir. Yani hemen çabuk hasıl olur. Hatta bedihidir. Yani meydandadır apaçıktır. Ötekilerin eseri görüp müessiri anlayabilmeleri ise düşünmekle, incelemekle olur. Görülüyor ki tasavvufçuların ilmül yakini keşfiledir, iledir, Ötekilerin ise akl ile incelemedikçe hasıl olamaz. Tasavvufçuların ilmül yakinine de istidlal yani düşünmek ve incelemek deniliyor ise de eserden müessiri anlamaya bu isim verildiği için denilmiştir. Yoksa istidlal olmayıp keşf ve şuhuddur. Din alimlerinin ilmül yakinleri istidlal iledir. Çok kimse bu ince farkı anlayamamıştır. Bunlardan bazıları tasavvuf büyüklerine kaddesallahu teala esrarühümül aziz dil uzatmışlardır. Her şeyin doğrusunu bildiren yalnız Allahü Teala'dır. Doğru yolda bulunanlara bizden selam olsun. Müslümanım, gece gündüz taptığım dergah bir, bir dakika tevhidten ayrılmadım. Allah bir.